Herkese günaydın arkadaşlar. Merhaba. Ben şu anda Hamedan şehrindeyim. Bu İran'daki 3. şehrim. Dün akşam buraya geldim ve bu sabah itibariyle Hamedan şehrini gezmeye başladım. İlk durağım şu anda sol tarafımda gördüğünüz, şöyle göstereyim, Baba Tahir Türbesi ve Müzesi. Biraz ilerleyeyim, arkamdan daha iyi görürsünüz. Tam karşı tarafta Baba Tahir Türbesi ve Müzesi bulunuyor. Baba Tahir 10. yüzyıl sonlarında ve 11. yüzyıl başlarında yaşamış olan mutasavvıf ve ünlü bir şair. Eserlerini hem Farsça hem Kürtçe yazmış. Kendisi buralı ve bu topraklarda yetişen en ünlü şairlerden. O anıtın bulunduğu yerde hem türbesi hem müzesi var. İçeriye girmek istemiştim fakat giriş ücreti 301 riyal. Yani Türk parasıyla 15 lira yapıyor. Yani belki 15 lira büyük bir rakam değil fakat ben İran'a geldiğim günden beri İran'ın müzeleri hepsi ücretli. Ya tabii ki hepsi ücretli olabilir. Onunla bir problem yok ama İran kendi vatandaşlarına 1,5-2 lira müze ücreti var. Turistlere en ucuzu 15 lira ve hatta bazı müzeler 25 lira gibi bir ücretleri var. Ben İran gezime Tebriz'den başladım. Tebriz'de nereden baksanız 15-20 civarında müze var. Dediğim gibi bu müzelerin en ucuzları yani 15 lira, 25 lira. Ben bütün müzelere girmeye kalksam devamındaki Reş şehri, Hamedan, Tahran, yani burada bir sürü görülmesi gereken şehir ve müze var. Ben bütün parayı burada bırakırım. Açıkçası ben artık şöyle bir karar aldım. Tebriz'e geldiğim ilk günden sonra sadece en önemlilerini görmek istiyorum. Bunun dışındaki müzelere girmeyeceğim kesinlikle. Ama önlerine kadar gelip en azından fotoğraflarımı çekip sizlere neresi olduğunu ve kısaca bir bilgi vermek istiyorum. İran dönüşünde sizlere güzel bir vlog hazırlayacağım. Bunlara da yer vereceğim. İran'a geldiğinizde hangi şehirde, hangi müzeler daha önemli, hangilerine mutlaka girmelisiniz, hangilerine girseniz de olur, girmeseniz de olur gibi çok detaylı bir vlog hazırlayacağım. Vlog da hazırlayacağım iki türlü. Umarım sizlere katkı sağlamış olurum. Şu an için aktaracağım bu kadar. Videonun başını görmeyecek olan arkadaşlar varsa kapanışı şu şekilde yapayım. Tam arkamda görmüş olduğunuz anıt İran topraklarında, yani bu topraklarda yaşamış olan Baba Tahir isimli ünlü bir şaire ait. Anıtın altında kendisine ait bir türbe ve müzesi bulunuyor. Burası İran'ın Hamedan şehri. Ben şu an Hamedan'da gezilmesi gereken diğer yerlere doğru ilerliyorum. Görüşmek üzere. Hamedan çarşısına geldim. Gittiğim her şehirde çarşıları mutlaka geziyorum. Burası da Hamedan'ın merkezindeki çarşı, pazar. Girdiğim dar bir sokak şu an geniş bir caddeye açıldı. Arkası meydan, Hamedan'ın merkezi. Şurada büyük bir bina var. Binanın sol tarafında banka yazısını görüyorum ama muhtemelen belediye sarayı da olabilir. Yine binanın yanında bir cami var. Ve merkez. Burada da insanları taşıyorlar, turistleri veya işte
bizim Türkiye'de de olan sistem. Çarşının bir ucundan diğer ucuna insanları taşıyorlar. Meydana gitmek istiyorum. Meydanı göreyim. Daha sonra bu çarşıdan geriye doğru bir gezmek kısmet olursa gezelim, görelim. Sizlere de bunu aktarmak istiyorum. Hamedan'da hava durumu çok ilginç. Buraya dün akşam geldim. Geldiğimde çok soğuk bir hava vardı. Gece daha da soğudu. Hatta anlık olarak hava durumuna baktığımda -3, -4 dereceyi gördü sabaha karşı. Sabah 9 gibi kaldığım yerden çıktım. Öğleye doğru hava durumu 15-16 derece filandı. Hava kararmaya başladı. Sıcaklık birden düşmeye başladı. Gece ile gündüz arasındaki hava farkı burada çok. Bütün gün Hamedan'ı gezdim. Gördüğüm en kalabalık yer burası. Sağ tarafımda meydan var. Ama meydanda bir çalışma var. Bir saha düzenleme yapıyorlar sanırım. Hareketli bir yer. Oldukça büyük bir meydan. Sağda solda dükkanlar var. Özellikle şurada bir ara var. Orası biraz daha çarşıvari bir yer. Şu ara sokak. Bu tarafta da bir cadde var. Bu da uzun bir caddeye benziyor. Yine çarşı, sağlı sollu dükkanlar. Caddenin 150 metre kadar ilerisinde sol tarafta bir cami var. Şu an ses size geliyor mu bilmiyorum ama ezan okunuyor. Burada da bir tane bina, banka yazısı var. Tümüyle banka mı yoksa devlet binası mı bilmiyorum. Hamedan, İran'ın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Fakat ilk sıralarda değil. Birçok yere gittim Hamedan'da. Fakat bu kadar kalabalığı burada görüyorum. Tabii bundaki etken buranın Hamedan'ın merkezi olması. İstanbul'un Taksim'i, Ankara'nın Kızılay'ı, İzmir'in Konak Meydanı gibi burası da Hamedan'ın merkezi. Meydan bu şekilde. İleriye doğru uzayan bir çarşı var. Oraya da gitsem diğer çarşılardan bir farkı yok. Hamedan güzel bir şehir. Fakat buradan Şiraz gibi, İsfahan gibi, Tebriz gibi, Tahran gibi çok fazla bir şey beklemeyin. Hamedan'a geldiğinizde 2 gece kalın, 2 gece 3 günde rahat rahat Hamedan'ı gezebilirsiniz. Hatta artar bile. Dediğim gibi Hamedan'la ilgili aklınıza takılan konuları, soruları bu videonun altına yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like'lemeyi unutmayın. Ben hepinize Hamedan'la ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacağım. Görüşmek üzere.